Herkese merhabalar. Sizlerden yüzlerce yorum geldi. Hocam LGS'ye nasıl çalışmalıyız? Bize taktikler verin dediniz. Bizler de sizler için 2023 LGS'de yani kendi efsanenizi yazmak istediğiniz LGS'de hem sözelde, hem sayısalda hem de sınavın bütün hazırlığında işinize yarayacak çok güzel taktiklerin olduğu bir video hazırladık. Şimdi arkanızı yaslanın, dikkatli bir şekilde bizi dinleyin ve bu güzel taktikleri güzel bir şekilde öğrenin. Şimdi sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Bütün yorumlarınızı dikkatli bir şekilde okuyoruz. Züleyha, Nihat, Öykü, emin hepiniz benzer soruyu sormuşsunuz. Hocam odaklanamıyorum nasıl yapmam lazım? LGS'den korkuyorum. Nasıl çalışacağım? Nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Bununla alakalı video istemişsiniz. Öncelikle arkadaşlar hiçbir şekilde korkmayın. 2023 LGS'de hem sözelde hem sayısalda çalışmanızın gayretinizin karşılığını alacaksınız. Yeter ki doğru çalışın. Çalışmak önemli. Burası önemli. Çalışmak tabii ki önemli. Başarı için çalışmak gerekli. Fakat doğru çalışmak daha önemli. Yani bir öğrenci var yanlış bir şekilde 5 saat çalışıyor. Bir öğrenci var doğru şekilde bir saat çalışıyorsa doğru çalışan öğrenci, verimli çalışan öğrenci daha iyi yerlere gelir. Daha güzel anlatayım size. Mesela ben bir öğrenciyim. Açtım buradaki sözel bölümdeki sorulara baktım böyle. Kaç dakika? Mesela toplam 75 dakikaymış. 75 dakikadan önce bu sorulara baktım. Sonra da bitirdim çalışmaya kalktım gittim. Neler yapmadım? Bir, sorularımın yanlışına bakmadım. İki, yaptığım yanlışları irdelemedim. 3- bu yanlışlarla alakalı doğru videoları izlemedim da doğru bilgileri almadım. O zaman bu eksik bir çalışma oldu. Başka bir öğrenci ise, başka bir öğrenci ise burada 75 dakika değil de 25 dakika çalıştı. İlk sorulara baktı, diyelim ki sadece Türkçede 20 soruya baktı. Sonra da onların yanlışlarını dikkatli bir şekilde inceledi, konu eksiklerini gördü, onlarla alakalı videolar izledi. İşte bu doğru çalışma. Dolayısıyla arkadaşlar burada önemli olan şey şu. Doğru çalışmak sizi başarıya götürecek. Bazen dinleneceğiz, bazen gezeceğiz, bazen denemeler çözeceğiz, bazen sıkılacağız, üf ya diyeceğiz ama sonucunda bu DGS yolculuğunda Tonguç'la beraber sizler hayalinizdeki liseye gireceksiniz. Bir kere buna inanın arkadaşlar. Bizlere de güvenin. Arkanıza nasıl şimdi yaslandıysanız bütün sene boyunca da çalışacaksınız ve kendinize gurur duyacaksınız ve inşallah da hayalinizdeki liseye gireceksiniz. Buradan başlangıç noktasını ilk başta yazın 7'den 8'e kamp yaptık. Şimdi LGS kampımız başlıyor. Ara tatil kamplarımızla, birinci dönem tekrar kampımızla, hızlama kamplarımızla, deneme kamplarımızla son tekrar kamplarımızla sizleri başarıya ulaştıracağız. Hiç endişelenmenize gerek yok. 2009 sayfa bu sene kendi efsanesini, kendi şovunu yapacak LGS'de. Ve Milliyetin Bakanı ki bu nasıl bir tayfa ya? Bunlar bayağı çalışmışlar bu sefer diyecekler. Şimdi 2023 LGS ile alakalı tahmini olarak sınavın Haziran'ın ilk haftası pazar günü yapılacağını bildiğimiz için 4 Haziran diyoruz. 90 soru olduğunu zaten biliyorsunuz. Sözelde 50 soru, sayısalda 40 soru. Bu soruların içerisinde sözel bölümde Türkçenin, sayısal bölümde matematik efe'nin katsayısı 4 olduğu için daha değerli olduğunu, yani bir Türkçenin 4 inkılap sorusuna, bir matematiğin 4 din sorusuna denk geldiğini zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Zaten de sınava şimdiden çalışmaya bile başladınız. Burada doğru çalışma için en önemli şey düzenli çalışma ortamı. Ortam deyince öğrenciler hemen böyle zihinlerinde böyle masa, sandalye, perde, koltuk, kanepe canlanıyor. Sadece bu değil arkadaşlar. Bazen telefonlarımız da bizim ortamımız. Esas hayatımızın çoğunluğunu koltuğa değil bu telefonda geçiriyoruz. Dolayısıyla telefonumuzun içerisinde dikkatimizi dağıtacak gereksiz aplikasyonlar yani uygulamalar, oyunlar, sosyal medya uygulamaları bunları silin arkadaşlar. Bu sene belli sosyal mesela TikTok'u bu sene kullanmasanız da olur. Belli dizileri bu sene izlemeseniz de olur. Belli oyunu bu sene Brawl Stars oynayamam. Oynama. Seneye oynarsın zaten. 9. sınıfta istediğin oyun oynarsın veya Fortnite bilmiyorum. Ama bu sene ortamımızı düzenlememiz gerekiyor. Buna da ...telefonumuzdan başlayabiliriz, odamızdan başlayabiliriz. Dolayısıyla bu ortam önemli. İkincisi, burada şu da önemli arkadaşlar... ...en iyi çalışma ortamı nedir diye de sorular gördüm ben yorumlarda. Arkadaşlar en iyi çalışma ortamı nedir biliyor musunuz? LGS'ye girdiğinizde, size sözel ve sayısal bölüm verdiklerinde... ...yanınızda meyve tabağı olacak mı? Hayır. Yanınızda cep telefonunuz olacak mı? Hayır. Yanınızda işte ne bileyim... Ee, Patates cipsi olacak mı? Hayır. Yanınızda kardeşiniz olacak mı? Hayır. Yanınızda müzik olacak mı? Hayır. O zaman ona uygun bir ortama kendinizi alıştırın. Yani ben sözel bölümü açtığımda kitapçık ve kalem olacak yanımda. O zaman ben sözel derslere çalışırken kitapçıklar yani soru bankaları ve kalemler olmalı. Mesela açtım günde 15 paragrafı. Burada soruyu çözerken yanımda böyle çaylar, kahveler, meyve tabakları, televizyonlar, Whatsapp'lar, telefon. Hayır. Soruya odaklanabilmem için ve daha verimli çalışmam için. Çünkü diğer türlü 5 saat çalışıyorsun ama 2 saat telefona bakmakla geçiyor. ...bir saat meyve yemekle geçiyor. 15 dakikası telefona cevap vermekle geçiyor. Hayır. Gerekirse az çalışın ama öz çalışın. Bak sınav kaç dakika? 75 dakika sözel, 80 dakika sayısal. Yani toplam 155 dakikalık bir sınav esasında. Dolayısıyla kendinizi günde 155 dakika çok dikkatli bir şekilde çalışmaya adapte ederseniz... ...yani uyum sağlarsanız buna sınavda da mükemmel bir başarı elde edersiniz. Ortam önemli. İkincisi düzenli ders çalışma programı önemli. Bunun için bizler sizlere zaten Eylül ayında... Ekim ayında, Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta bütün sene boyunca süper programlar yapacağız. Zaten videomuzun başında da gösterdim. Bizler sizleri hayalinizdeki liseye sokuncaya kadar peşinizi bırakmayacağız. 7'den 8'e kampında katılmadıysanız eksikleriniz varsa onları da izleyin. Ama şimdi LGS kampına mutlaka katılın. Ara tatil kampı, ilk tekrar kamp, bütün kamplarımıza sizleri çok iyi bir şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Gün gün videolarımız, Videolarımızdan sonra gelecek olan ödevlerin hepsi belli. Zaten sizler de çalıştığınızda bizler öğretmenler olarak kapıyı açacağız. Ama sizler de içeri kendiniz gireceksiniz. Ve LGS 2023'te Sözel ve Sayısal'da kendi şovunuzu yapacaksınız. Bizler size çok güveniyoruz arkadaşlar. Sizler de kendinize inanın. Dolayısıyla çalışma programı önemli. Burada hocam ben bu programdan daha farklı bir program yapacağım diyenler... ...çalışma programı yaparken şuna dikkat etsinler. Kendilerini bir hafif zorlayacak program olsun. Yani günde 20 soru çözüyorum düzenli bir şekilde. Bu, bu programda günde 20 soru çok az. Burada sınavda bizim karşımıza 50 artı 40 toplam 90 soru çıkacağına göre biz günde en az 90 soru çözmeliyiz. Bence 180 soru hatta daha fazlasını çözmeliyiz ama bu da en az çözeceğimiz soru sayısı olmalı. Dolayısıyla düzenli ama az çalışıyorum. Hayır. Düzenli ve iyi çalışacağız arkadaşlar. Şimdi üçüncüsü temel dersler çok çok önemli. Türkçe, matematik falan çok çok önemli. Kat çok yüksek. Fakat bu şu demek değil. İnkılap'ta İngilizce çalışmayacağız. Hayır. Matematikte belli soruları bazı öğrenciler yapamayacak. Siz yapamadığınız zaman eğer siz İngilizceyi full, inkılabı full, dini full... ...yani hepsini doğru yaparsanız matematikte o herkes yapamadığı sorudan kaynaklanan eksiğinizi halletmiş olursunuz. Veyahut da Türkçe'de bir soru olacak belki herkes kaçıracak. Ama sen diğer derslerde hepsini doğru yaptıysan... Böylece fark atacaksın. Dolayısıyla inşallah tüm branşlarda yani hem Sözel'de hem Sayısal'da 90'da 90 yaparsınız. Ama şunu unutmayalım ki bazen sınavlarda bazı sorular oluyor ki birçok öğrenci takılıyor. Yani en çalışkanlı takılıyor, en normal öğrenci takılıyor. Bu sefer adamlar diyor ki bu herkes yanlış yapmış. Hadi bakalım biraz da Sözel'e bakalım. E sözel'de bu 9 tane doğru yapmış dinde, bu 10 tane doğru yapmış. O zaman 10 tane doğru yapan alınır. Ne oldu? O bir din sorusu senin için çok büyük fark oluşturuyor. Dolayısıyla bizler üç derse çok önem vereceğiz. Bunlarla alakalı zaten süper kamplarımız, süper kitaplarımız var. Hatta ve hatta sadece Türkçe özgü günde 15 paragraf, paragraf 10, paragraf 10, paragrafta son nokta. Sadece matematiğe özgü yeni nesil problem bankası, zor ve ötesi diğer adıyla kazıkul aziz, e, matematik gibi özel kitaplarımız var. Sadece matematiğe özgü. Dolayısıyla bu derslere bize fazlasıyla önem veriyoruz. Ama sizler de bu derslerin kasayısını bildiğiniz gibi diğer derslerde düzenli bir şekilde çalışmayı unutmayın. Konuları yüzeysel değil derinlemesini öğrenin arkadaşlar. Konuları derinlemesini öğrenmek şu demek değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün ayakkabı numarasını bilmeliyim. Hayır. LGS'de çıkan şekliyle yani soruları Milliyetin Bakanlığı hazırlıyor demiştik ya. Milliyetin Bakanlığı'nın LGS sorularına baktığınız zaman ya da örnek sorulara baktığınız zaman adamların ne sorduğunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ha Dil bilgisinde bunu soruyorlarmış. Anlatım bozukluğunda bunu soruyorlarmış. Matematikte şunu soruyorlarmış. Fende bunu soruyorlarmış. Deney, güncel yaşam soru soruyorlarmış. O zaman ben buna göre çalışmalıyım demeniz lazım. Yani sizin esasında en büyük rehberiniz, dolayısıyla bizim de en büyük rehberimiz, bizim de kitaplarımızı hazırlarken baktığımız, kaynaklarımızı, videolarımızı hazırlarken baktığımız yer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı, ölçme değerlendirmenin hazırladığı LGS soruları, örnek sorular. Dolayısıyla bu soruları, bu kitapçıkları iyi inceleyeceğiz. Zaten bizler de sene boyunca bütün videolarımızda hep bu örnek sorular üzerinden, hep Milliyetin Bakanlığı'nın hazırladığı kazanımlar üzerinden gideceğiz. Çalışma sürenimizi de yavaş yavaş arttıracağız. Yani ilk gün 10 saat çalışırsanız sonra sıkılır vazgeçersiniz. Dolayısıyla ilk günler biraz e, tempoyu, vitesi küçük tutarsanız önce birinci vites, sonra ikinci vites, sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8. vitese kadar çıkarsınız inşallah. Günlük tekrar önemli. Çünkü unutuluyor arkadaşlar. Mesela İngilizce'de kelimeler unutuluyor. İnkılap tarihinde bazı kavramlar unutuluyor. Fende bazı kavramlar unutuluyor. Matematikte bazı işte kesin bilmemiz gereken işte üstü sayılarla alakalı işte 2 üzeri 8'i hiç unutmamanız lazım. Ya da 2 üzeri 6'yı hiç unutmamanız lazım. Unutulabiliyor. Bunu da günlük tekrarlar yaparak halledeceksiniz. Peki hocam günlük tekrarı nasıl yapacağız? Günlük tekrar deyince öğrenci şöyle zannediyor. Hani böyle küçükken sure ezberlerdik yani işte Sübhaneki. Hayır hayır o değil. Günlük tekrar o değil. Günlük tekrarı soru çözerek yapacaksınız. Yani konuyu yeniden okuyarak değil. Açtın konu altın kitabını. Mesela diyelim ki sıfırdan sekize tekrar kitap olarak konu altın kitabı olarak düşünelim. Şurada tekrar yapacaksın. Açtım tekrar yapıyorum. Ne yapıyor? Konuyu bir daha okuyorum. Olasılık hesabı imkan sekizden bir daha okudum. Sonra bir daha tekrar. Hep burayı konu okumak değil. Tekrar arkadaşlar soru çözülerek yapılıyor. Çünkü sınavda karşınıza soru soracaklar. Önlerinize kitapçıklar geldiğinde bakacaksınız ki önünde dört tane seçeneği olan esas cevabı yazan sorular gelecek. Dolayısıyla tekrarlarımızı da soru çözerek yapacağız. Yani günlük tekrardan kastımız bol bol soru Çözmek arkadaşlar. Yenilensiz soru çözümü önemli. Çünkü sınavda bizim karşımıza yenilensiz sorular da çıkıyor. Bakın hemen şöyle Türkçeden göstereyim. Lokum, lokum, lokum. Bunları biz 7 sırada da çıksa yapardık yani. O kadar zor bir şey değil. Demiş ki mesela belli bir sıra gözetmek sizin anlamı katmıştır. Yani bu yapılır ya hocam. Bu nedir ki? Dikkatli okuyan öğrencilerimizin yapacağına eminim. Ama ama bakın şimdi. Şu mesela biraz dikkat gerektiriyor. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Bak bu baya bir yenilensiz soru tarzı. Yani görsel yorumlama. Veyahut da başka bir soruya geçiyorum mesela Bakın bunlar yine tablo grafik okuma sözel mantık soruları. Bunları çözmeye kendimizi alıştırmak için sabırlı olacağız. Ya da sayısal bölümden göstermek istiyorum. Sayısal bölümde de arkadaşlar diyelim ki matematikte bu tarz uzun sorular geldiği zaman şunu diyeceğiz. Ben bu soru için bana verilen süre nedir? 2 dakika. E ben bunu iki dakikada şimdi çözebilir miyim? Hayır. O zaman ne yapmalıyım? Vazgeçmeliyim. Hayır. İlk başta bir soruyu daha kolayından başlayacağız. Hatta biz bunu matematikle alakalı yeni nesil problem bankasına bu şekilde ayarladık. Önce temel seviye resimli büyük soru. Sonra orta seviye resimli büyük soru. Sonra zor seviyeye geçtik. Yani bu zor seviye artık LGS'nin de biraz ötesinde olmuş oluyor. Ama şuralar LGS tarzı oluyor. Peki neden böyle yaptınız hocam? Öğrenciye önce şunu söylemek istedik. Bak iki adımlı bir soru resimli de olsa seni korkutmasın. İlk başta resimli uzun sorulardan korkmamaya alıştırdık öğrencilerimize yeni nesil problem bankasında. Sonrasında zor içerisinde 6 7 tane adım alan soru getirdik. Dolayısıyla sizler ilk başta temelden başlamalısınız. Son orta sonra sınav tarzına geçmelisiniz. Ve sınav tarzını ilk başta iki dakikada çözmek zorunda değilsiniz. İlk zamanlar matematik sorularına 5 dakika verin. Sonra 4 dakika yayın. sonra Son 3 sonra sınav günü geldiğinde inşallah çok daha kısa sürede çözeceksiniz. Ama bir anda olmuyor. Yani bir sporcu düşünün. Mesela i̇şte Nayim Süleymanoğlu mesela 190 kiloyu kaldırmış. Hop geldi 190. Öyle mi yaptı? Hayır. Belki ilk başta 20 kilo ile başladı. Sonra 30, sonra 40, sonra 50, sonra 60, sonra 80, sonra öyle öyle 190 kiloya kadar çıktı. Yani hiç kimse rekorunu bir haftada iki haftada kırmıyor. Sizler de ilk başlarda süre sıkıntısı, çalışma sıkıntısı yaşayacaksınız ama sonrasında LGS vazgeçecek. Diyecek ki ben bunların karşısında duramam, ben bunları artık durduramam, bunlar süper çalışacaklar. Her gün kitap okumak da önemli çünkü kitap okuduğumuzda mesela şu kitabımızdan örnek verelim. Bu da LGS hazırlanan öğrenciler için hazırladığımız güzel bir rehber kitabı. Satırları takip etme yeteneğiniz yani odaklanma yeteneğiniz artıyor. Günümüzde öğrencinin en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Yani sizlerin çok fazla video izliyoruz. Her şey video. TikTok, Instagram video, YouTube video, televizyonda video. Her yerde video. Dolayısıyla bir şey böyle görsel videolu olmayınca dikkatimiz, odaklanmamız dağılıyor. Böyle satırları takip etmek sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden de bunu Milletim Bakanlığı keşfetmiş. Hı hı, bunlar soruları okumakta sıkıntı yaşıyorlar böyle uzun olduğu zaman. Hadi bakalım o zaman demişler. Uzun uzun sorular sormuşlar. Bak Bak soru paragraf geçiyorum paragraf 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 geçiyorum paragraf paragraf geçiyorum paragraf geçiyorum paragraf, geçiyorum, paragraf, paragraf. yani uzun çok okuyan öğrencinin kazanmasını istiyorlar. Hemen sayısalı geçiyorum. Sayısalı geçeyim bak. O sözel hocam herhalde paragraf soruyor. Al, bak burada bakalım hep beraber, gelin hep beraber görelim. Burada da aynı şey arkadaşlar, uzun, uzun, hatta şu uzun, uzun. Ya bu paragraf sorusu resmen ama esasında ne biliyor musunuz? Fen sorusu. Öğrencinin okumasını istiyorlar, okuyan öğrencinin kazanmasını istiyorlar. Okuyan öğrencinin LGS'den sonra iyi bir fen lisesine girdiğinde de konuları okuyup anlayabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla kitap okumamız bizim için çok çok değerli. Hem odaklanma yeteneğimiz artıyor, hem Türkçe kelime dağarcığımız artıyor. Hem de sadece Türkçe için değil, matematik, fen, inkılap, din, İngilizce gibi derslerde de daha iyi okumamızı sağlıyor. Bunun için arkadaşlar kitap okumak haricinde de Mutlaka sizlere paragraf kitaplarımızdan da bol bol soru çözmeyi tavsiye ediyoruz. Burada ilk başta paragraf 10 başlayabilirsiniz. Paragrafların hepsini doğru yapmayı hedefleyen öğrenciler için hazırladığımız yeni nesil soruların olduğu özel bir kitap. Birçok soruyu da yakaladı bu kitaplar arkadaşlar. Yani 2021 LGS'de, 2020 LGS'de, 2022 LGS'de birçok soru bu kitaplardan benzer şekilde geldi. Paragrafon size biraz daha üst seviye, odaklanma ve süre yönetimi yapıyor. Burada 10'lu denemeye bazen 20 dakika veriyoruz. Bazen 19 dakika, bazen 17 dakika, bazen 16 dakika, bazen 14 dakika, bazen 12 dakika bazen 10 dakika veriyoruz. Yani süreyi gittikçe hızlanmanızı sağlıyoruz. Özel sorular var. Aynı şekilde paragrafta son nokta ise son noktayı koymak için öğrenciler için hazırladığımız özel bir kitap. Burada da yine dikkatli bir şekilde soruları çözdüğünüzde zorlayıcılığını göreceksiniz. Bir de içerisinde paragraf haricinde sözcükte anlam ve cümlede anlam sorularında olduğu günde 15 paragraf ve anlam bilgisi kitabımız var. Bunları da bitirirseniz, bunları da bitirirseniz gerçekten hem Türkçede hem de diğer branşlarda çok ciddi bir fark açacaksınız arkadaşlar. Kitap okuma kadar faydalı olduğunu düşündüğümüz bir şey de paragraf çözmek. Çünkü sınavda bol bol soru okuyabilen öğrenciler başarılı oluyor. Sosyal medya diyetini en başta söylemiştik zaten. Bu sene Twitter'ı zaten takip etmiyorsunuz da Facebook zaten dedeniz takip ediyor, babaanneniz takip ediyor. Yani biz takip ediyoruz artık bizim yaşımız takip ediyor. Yani biz bile takip etmiyoruz Düşün yani. Bu TikTok'tur, Instagram'dır biraz sizi zamanınızı alıyor ya orada size bir dopamin denen bir şey salgılıyorlar. Yani orada sen istediğin şeyi açıyor. Sen mesela arabalara bakıyorsan sürekli sana güzel arabalar gösteriyor. Oyunlara bakıyorsan sana sürekli oyun gösteriyor. İşte ne bileyim evlere bakıyorsan sana sürekli ev gösteriyor. Hocam ben testlere bakıyorum. Sürekli test gösteriyor. Ya tamam o da güzel ama hayır. Orada bazen gereksiz bilgiler sizin dikkatinizi dağıtabilir. Dolayısıyla bu sene sosyal medya diyeti yapmanızı da tavsiye ediyoruz. Bir de konu çalışırken sadece sıkıcı konu anlatımları değil etrafa sticker'lar de yapıştırabilirsiniz. Hatta bununla alakalı bizim taktikli kitaplarımızda sizler için hazırladığımız özel sticker'lar var. Onları da gösterelim şöyle. Mesela matematikte öğrenmeniz gereken ya da fende öğrenmeniz gereken hatta şöyle fenden göstereyim. Ben biraz daha sözlere yakın olacağım. ben seviyorum. Bakın burada mesela 21 Haziran'da ne olduğunu buraya küçük küçük sticker'lara yazmışız biz. Bunu ister buradaki posterlere yapıştırabilirsiniz. Burada 21 Haziran hop pıt diye buraya yapıştırabilirsiniz. İsterseniz buna benzer bir sticker kendiniz hazırlarsınız. İsterseniz bunu duvarınıza yapıştırın. İsterseniz banyoya yapıştırın. İsterseniz defterinize yapıştırın. Ama bu tarz yöntemler de akılda kalmayı hızlandırıyor. Yani farklı farklı yerlerde bir kelimeyle bir bilgiyle karşılaşmak öğrenmeyi hızlandırıyor. Taktikli kitaplarının da en büyük esprisi burada esasında. Hem kaliteli soruları var hem dijital soruları var. Hem süper soru çözümleri var ama arkasındaki bu özel etiketler hepsi adeta bir net artıracak. Mesela DNA, gen, nükleotit, asitler, bazlar, bazların etkileri bunların her biri bir böyle değerli bir bilgi yani. Böyle altın değerini hani bir küçük altın hepsi bir çeyrek altın gibi. Bunların her birini saklamak, yapıştırmak sizlerin netlerini artıracaktır. Buna benzer yöntemlerde de belirleyebilirsiniz. Son olarak kaynak seçiminde dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani eğer şu anda siz ben sayısal bölümü açayım da şu soruyu yapayım derseniz zorlanabilirsiniz. Birçok arkadaşımız zorlanabilir. O zaman ne yapacağız hocam? O zaman vazgeçeceğiz. Hayır, temelden başlayacağız. Sonra orta seviye, sonra zor seviye çıkacağız. Bizler kitaplarımız zaten buna göre sizler için hazırladık arkadaşlar. Mesela matematikte sıfırdan sekize sayısalda ilk başta sıfırdan. Yani ben sıfır noktasındayım diyen öğrenci için EBOB konusunu güzelce anlatıyoruz. Sonra çok sıfır temel seviye sorularla konuyu pekiştiriyoruz konu soru yöntemiyle. Tabi yeni sorular da var. Ardından da ekoya geçiyoruz. Ardından yine onunla alakalı soru. Sonrasında aralarında asal sayıyor. Böyle küçük küçük sıfırdan öğretiyoruz. Bu sıfırdan kitabı. Sonrasında arkadaşlar sıfırdan dan sonra bizim taktiklerimiz geliyor. Taktiklerde ise bu sefer az önce konuyu zaten öğrenmiştik ya. Bu sefer çarpanlar katla alakalı ya EBO ve KOK'la alakalı orta ve biraz daha üst seviyeye çıkan sorular gelmeye başlıyor. Hatta soruların zorluk seviyesini arkasına yazdık. Bakın burada dedik ki burada başlangıç seviyesi soru yok. Burada vardı ama. Burada temel seviye 144 soru. Orta seviye 226, zor seviye 389 soru vardı. Hatta bütün setlerimizin arkasında da bu soruların adedini tek tek belirledik. Neden? Öğrenci ne kadar zor soru çözdüğünü görsün diye. Sonrasında taktikli sözel sette de aynı şekilde zorluk seviyeleri yazıyor. Pro seviye soru yok burada. Niye? Yani sınavda çıkmayacak kadar zor soru yok burada. Neden? Sözelde zaten çok zorlayıcı soru sorulmuyor. Sonrasında dinamo setlerimiz geliyor. Dinamo'da ise artık zorlayıcılık artıyor. Bak pro 117 soru olmuş. İşte zor seviye 1152 olmuş. Orta seviye 1968 soru olmuş. Dinamoda da yine sizler için hazırladığımız özel bir soru bankası. Bunun için hemen kutudan açıp göstermek istiyorum. Türkçe benim en sevdiğim branş biliyorsunuz. Burada da yine sizler için hazırladığımız özel seviye sorular var. Bakın burada hatta şöyle şuradan göstermek istiyorum sizlere. Burada her bir soruyu hazırlarken sizlere tamamen LGS'de karşınıza nasıl geleceğini düşünerek hazırladık. Yani burada orta ve üst seviye sorular var ama temelinde mantığımız LGS sorularını yakalamak. Yani bu soru aynısı LGS çıkar mı? Bu soru aynısı LGS gelirse biz nasıl yakalarız? Öğrenciler nasıl mutlu olurlar mantığıyla hazırladık. Hepsi dinamik, analitik ve milletim makamlı kazanımlara uygun sorular. Dinamo sorularda. Son olarak da hocam ben artık kaşınıyorum. Yani zor seviye geçmek istiyorum diyen öğrenciler için de tabii ki zoru setimiz geliyor. Zoru sete baktığımız zaman bak pro soru sayısı, zor seviye soru sayısı gittikçe arttı. Başlangıç zaten yoktu temel seviye soru sayısı iyice azaldı. Orta zor ve prolar artmaya başladı. Pro ne demek hocam? Pro profesyonel. Yani artık LGS'de bile çıkmasa ben bunu e, bileyim de hani havama atayım tarzı özel sorular. Bu soruları da yine bu kitaplarımıza koyduk. Mesela şöyle göstermek istiyorum Zoru Bankası'nın için kitapları da. Mesela fen bilimlerinde bu sağ taraftaki sorular fende gelebilecek en zor sorulara karşı hazırlandı. Buradaki sorular da zor ama sağ taraftaki sorular biraz daha morartıcı. Ve ekstra dijital sorularla da sizi yeni nesil dijital sorularla da sizi iyi bir şekilde pekiştiriyor. Mesela Matematik Zoru Bankası'nı geçen sene Galatasaray sını kazanan bir öğrencimle konuştuk. Birçok soruyu boş bırakıyordum hocam yapamıyordum diyor. Yani Galatasaray kazanmış ama buradaki bazı soruları boş bırakıyordum diyor. Neden? Çünkü adı üzerinde zoru bankası. Yani Arapça yazsaydık kazık bankası derdik ama Türkçe yazdık zoru bankası. Derdik. Bu kitaplarımızla beraber sizler zaten sene boyunca bizden aldığınız destekle inşallah hayallerinizdeki liseye gireceksiniz arkadaşlar. Bundan hiç endişelenmeyin. Şunu unutmayın Başkasıyla değil, kendiniz yarışmanız lazım. Yani başkası diyebilir ki ben şuradayım, ben buradayım. Ben matematik 15 yapıyorum, ben matematik 5 yapıyorum, ben matematik 20. Ya bana ne? Sınav günü geldiğinizde siz sınavda yalnız başınız olacak mısınız? Olacaksınız. Okuyacağınız ise siz kendiniz okuyacak mısınız? Okuyacaksınız. O zaman sözel ve sayısalla alakalı derslere çalışırken de kendiniz yarışın. Ben ilk zamanlar 10 Türkçe yapıyordum, şimdi 15 Türkçe yapıyorum. İlk başta 15 yapıyordum, şimdi 17 yapıyorum, 18 yapıyorum diye kendiniz yarışın. Mutlaka beraber çalıştığınız, beraber rekabete girdiğiniz arkadaşınız da olsun ama asla ve asla kendinize güvenmekten vazgeçmeyin arkadaşlar. Bu arada 2023 LGS hazırlığında biliyorsunuz ki YouTube'daki videolarımız haricinde sizlere yeni nesil dershane sistemimizle destek oluyoruz LGS dershanesiyle. LGS dershanesi efsane oldu. Türkiye'nin birçok yerinden çok değerli arkadaşlarımız katıldılar. Ee, bu perşembe günü canlı yayınımızla başlayacağız. Ardından da yine e, hafta sonları da canlı yayınlarımıza ilerleyeceğiz. Burada koçluk sistemiyle özel sorularla özel kitaplarla öğrencilerimizi çok güzel bir şekilde hazırlayacağız. Bizler sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Sizler kendinize inanın. Bizleri güvenin. Bizler hem LGS dershanesiyle hem YouTube yayınlarımıza sizleri başarıya ulaştıracağız. LGS dershanesini incelemenizi tavsiye ediyorum. Tonguçakademi.com'da gerçekten efsane bir hazırlık programı hazırladık. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. LGS dershanesine Tonguçakademi.com'da üyelik paketlerinden ulaşabilirsiniz. 8. sınıf üyelik paketlerinde. 2023 LGS dershanesi dediğinizde sizi bekliyor arkadaşlar. Hedefinizi düşünün. Hedefinizi belirleyin ve hedefinizi yüksek tutun. İnşallah hedefinize giden yolda aileniz, Bizler öğretmenleriniz, arkadaşlarınız ve en önemlisi sizler başarıya ulaştığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ödülü söyleyiminizi bekliyoruz. Kendinize bakın, görüşmek üzere. <laughs>